Arkadaşlar merhabalar öncelikle yeniden Python OpenCV ile görüntü işleme kursumuza hoş geldiniz. Bu hafta ilk önce sizlerle neler göreceğiz onlardan bahsetmek istiyorum. Bir ilk önce size hoş geldin demek istiyorum. Ondan sonra bir kendimi tanıtacağım ben kimim. Sonrasında neler göreceğiz bu 7 hafta boyunca. Daha sonrasında da asıl konumuz olan görüntü işleme nedir? Onlardan biraz bahsedeceğiz ve nerelerde kullanılır? Hani herkesin aklında da soru işareti olarak kalabilir belki bu konu. Tarihçesinden de bahsedeceğim birazcık. Böyle biraz önceki zamanlara da dayanacağım. Hani nerelerden başladın, nasıl devam ediyor şu an? Daha sonra görüntü işlemeden sonra sırf görüntü işleme için özelleşmiş bir program olan, yani program demeyeyim, kütüphane olan OpenCV kütüphanesinin ne olduğunu ve bu OpenCV kütüphanesinin ile ilgili kavramları, fonksiyonları, uygulamaları nerede görebileceğimiz konusunda bize çok güzel bilgi sağlayacak OpenCV dokümantasyonlarını göreceğiz. Dersin sonlarına doğru da sizlerden kurmanız gereken programları ve kütüphaneleri göstereceğim. Onlardan değineceğim birazcık. O şekilde ilerleyeceğiz bugün. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 7 haftalık Python OpenCV görüntü işleme dersimizde OpenCV'nin temel fonksiyonlarından başlayacağız ve günümüzde kullanılan sistemlere kadar birçok uygulama göreceğiz. Yani bu ilk hafta gerçekten tarihçesinden başlayıp sonraki haftalarda günümüze kadar gelen uygulamaları göreceğiz ve en sonuncu haftada, 7. haftada sırf bunun için ayırdım onu da. Bu zamanlarda şu anlarda yapılan görüntü işlemelerle ilgili uygulamaları göreceğiz, kodlarını göreceğiz ve birlikte inceleyeceğiz. Ve çalıştırız onları aynı zamanda. Umuyorum ki kurs içerisinde de görüntü işleme temellerini öğrenip aynı zamanda uygulamalarıyla pekiştirerek eğlenceli ve ilgi çekici bir kurs sürecimiz olur diye umuyorum. Yani amacım sizi kesinlikle sıkmamak. Tam tersine görüntü işlemenin ilgi çekici ve bence eğlenceli bir konu olduğunu sizlere göstermek istiyorum. O yüzden hani mutlaka böyle sıkılırsınız, hani bir şeyi anlamazsanız mutlaka yazın, hiç çekinmeyin. Burada biz izleyeceğiz, yani ben de öğrencim zaten. O yüzden her türlü yoruma açayım. Ben kimim? Biraz da kendimden bahsedeyim. Ben Evren Çetinkaya. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nde şu an 3. sınıf öğrencisiyim. 3. sınıfa yeni başladım. Peki neler yaptım öncelerde? Ben hazırlığın yazına doğru Itrover takımına girdim. Yazılım ekibi üyesi olarak başladım işime. Ve orada direkt ilk görevim zaten görüntü işleme oldu. Görüntü işleme alanında bir ihtiyaç vardı. Ondan dolayı görüntü işleme konusunda çalışmalarda bulundum. Burada işte biz rover takımını tanıtmak gerekirse uzay aracı yapıyoruz. Mars keşif aracı. Bu Mars keşif aracında da normalde Mars yüzeyinde bulunan eşyaları, nesneleri tespit edilmesi gerekiyor. Ya da belli başlı yüzeyle alakalı çıkarımlar yapılması gerekiyor. Bunun için de görüntü işleme çok gerekli. Örneğin otonom sürüş içerisinde de çok gerekli. Otonom bir şekilde aracın gidebilmesi için belli başlı nesneleri tespit edip ona doğru yaklaşması da gerekebiliyor gereken zamanlarda. Bunlar ötürü bu tarz çalışmalarda bulundum. Itrover takımında da 2019'da 2020 Mart ayı arasında da yazılım ekibi liderliğini üstlendim. Burada da aynı zamanda birçok çeşitli yazılımla alakalı, yazılımsal olaylarla alakalı görev dağılımlarını yaptım. İnsanlar arasındaki ilişkiler konusunda belli başlı yönetsel konuda bazı çalışmalarda bulundum. Bunların yanı sıra 2 sene boyunca belli başlı uluslararası yarışmalara katıldık. Bu European Rover Challenge dediğimiz ERC ve University Rover Challenge dediğimiz URC. ERC Polonya'da, Avrupa'da düzenlenen, URC'de Amerika'daki Utah eyaletinde NASA'nın sponsorluğunda düzenlenen bir yer, yarışma. Buralarda gerekli çalışmalar, işte yazılımsal görevler doğrultusunda bu yarışmalara katıldık ve belli başlı dereceler elde ettik. Geçen sene de 2020'nin Mart ayı civarı URC'nin eleme videolarında da dünya üçüncüsü olduk. Bu aralarda daha çok nöral network ve GAN'lar konusunda birazcık daha çalışmalar yapmaktayım. Yani çalışmalar dedim, öyle hani hala ben de öğrenme aşamasındayım. Bu konular hakkında kendimi tamamen şu an geliştirmeye çalışıyorum. Bu şekilde bana LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz, mail atabilirsiniz, WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz her türlü. Buralardan gerekli sorularınız olursa seve seve cevaplamak isterim. Daha sonraların sonu diyeyim. Şimdi burada da 7 haftalık bir
programımız var. Bu 7 haftalık programda neler göreceğimiz konusunda belli başlı özet niteliğinde bir şeyler çıkardım. İlk haftamız giriş olacak demiştim. Tanıtım, görüntü işlemidir, tarihçisi, open scene nedir, dokümantasyonları ve kurulması gerekenlerden bahsettik. Bu hafta dersimizi bitireceğiz. Daha sonrasında ikinci haftamızda da direkt görüntü işlemeye bir güzel bir giriş yapıp temel resim işlemleri konusunda belli başlı çalışmalarımız olacak. Burada ilk başta teorik olarak resimler nedir, nelerden oluşur? Yani burada bir fiziksel kavramlarını göreceğiz. Resim çeşitlerini göreceğiz. JPG, PNG, BMP resim formatlarını, GIF tarzı, JPEG tarzı resim formatlarını göreceğiz. Daha sonraları RGB, HSF, grey renk aralıklarını göreceğiz. Bu renk aralıkları nedir, nerelerde kullanılır? Bunlar bizim için neden önemli? Hani RGB grey anlarız ama HSF nedir? Bu neden önemlidir? Hani bunları konusunda belli başlıklar göreceğiz. Ve piksel işlemleri dediğimiz uygulamalı bir dersimiz olacak. Bu öğrendiklerimizin hepsini kod üzerine döküp çıktılarını gerçekten bir resimler üzerinden alıp göreceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında diğer haftada bu resimleri hallettikten sonra video ve kamera işlemlerine geçeceğiz. Artık resim aşamaları bırakacağız ve video ve kameralar üzerinden bunların hepsini resimlere böleceğiz. Yani frame dediğimiz resimlere böleceğiz. Bu resimleri de üzerinde teker teker işlemler yapacağız. Ve aslında bunları video üzerinde yapıyormuşuz gibi göreceğiz. Yani bu şekilde bunlardan bahsedeceğiz. Video kavramı nedir? Videoları resim olarak nasıl alabiliriz OpenSea üzerinde? Kod üzerinde video nasıl çalıştırabiliriz? Kod üzerinde anlık görüntü nasıl alabiliriz? Normal bir video alabiliriz. Bunun yanında ayrıca anlık bir şekilde, yani şu an gördüğünüz beni kamera görüntüsünden anlık görüntüyü nasıl alıp bunları nasıl görüntüyü işleyebiliriz? Hangi amaçlarla kullanabilir? Bunları göreceğiz. Video çözünürlüğünü ve scale etme. Bu video çözünürlüklerin scale etme aşamalarını göreceğiz. Dördüncü haftada filtreleme işlemlerini göreceğiz. Şimdi filtreleme işlemleri nedir? Hani bunları belki merak ediyor olabilirsiniz. Filtreleme işlemleri dediğimiz şeyler, renkleri filtreleyeceğiz. Bu pikseller içerisinde bulunan renk aralıklarını filtreleyerek aslında farklı farklı filtreler deneyeceğiz resimler üzerinde ve videolar üzerinde. Bu filtreleme işlemleri belki size bir yerden tanıdık geliyor olabilir. Instagram örneğin, hani filtreleme işlemi deyince resim keskinleştirme, resim filtrelerini değiştirme, farklı filtreleme çeşitleri var. Bunların hepsinin altyapısını zaten arkadaşlar görüntü işleme yapmaktadır. Yani görüntü işlemeyi çok fazla yer kullanmakta. Bunları ilerleyen saatlerde göreceğiz zaten. Renkleri filtreleyeceğiz, bulanıklaştıracağız resimlerimizi. Sonra Kenny Edge dediğimiz köşe tespiti, kenar tespiti dediğimiz bir konumuz var. Bundan bahsedeceğiz, çok önemli. Object Detection, yani nesne tespiti konusunda bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Daha sonrasında çeşitli filtreleme ve maskeleme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Ve Erosion Dilation maskelerinden de bahsedip o haftayı kapatacağız. Daha sonraları 5. hafta resim video üzerinden nesne tespitleri, resimde köşe bulma, nasıl köşeler bulacağız? Kineye çağırdığımıyla bulacağız, önceki haftalardan öğrendiğimiz. Resim üzerinde nesne tespiti yapacağız. Resim üzerinde yapacağız, video üzerinde yapmayacağız o an. Resim üzerinde metin okuma, metinleri nasıl okuyabiliriz? Ve hard cascade dediğimiz çok önemli bir konu nesne tespiti konusunda. Bu konuya bir giriş, teorisine bir giriş yapacağız arkadaşlar. Ve 6. haftamızın birçok kısmı da hard cascade dediğimiz konu üzerine geçecek zaten. Mantı listesine devam edeceğiz burada. Daha sonra egzemen nedir? Egzemen dosya türü nedir? Ne işe yarar? Nerelerde kullanılır? Bunlardan kısaca bir bahsetmek istiyoruz. Çünkü hard cascade'de egzemen formatındaki dosyalar bize çok önemli, çok gerekli dosyalardır. Ve birçok yerde bulunmayan, genel olarak hazır egzemenler üzerine çalışmalar yapan çok fazla insan var. Biz bu egzemenleri nasıl üretebileceğimizi de göreceğiz arkadaşlar. Bunun bayağı çok nadir kaynak veriyor internette. Hani bunların üzerinde tartışacağız sizlerle birlikte. Daha sonra hazır egzemenleri kullanarak kendi videomuz üzerinde yüz ve göz tespiti yapacağız. Yani kendi yüzümüzü bulacak görüntü işleme metotları sayesinde. Vücut tespiti yapacağız. Aynı zamanda araç tespiti ve günümüzde yapılan projelere de bir giriş yapacağız arkadaşlar. Uzun bir konu olacak ve güzel, zevkli bir konu olacağını düşünüyorum. Daha sonrasında da son haftamızda da görüntü işlemiyle ilgili yapılan çalışmalardan bahsedeceğiz. Çeşitli projeler var bu konuyla alakalı. Çok çok fazla yapılan çalışmalar var. Hem akademik hem özel sektör anlamında gerçekten çok fazla çalışma var. Görüntü işleme ve yapay zeka arasındaki ilişkiden, computer vision'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yani bu nasıl bir ilişkisi var? Şu an bu kurs içeriğinde olmadığından dolayı, bu kursun içeriğinde olmadığından dolayı çok fazla yapay zeka normalde giriş yapmıyoruz. Yani sırf OpenSea üzerinden ilerleyeceğiz bu haftalar boyunca.
Ama son hafta sizlerle yapay zeka konusunda birkaç çalışma paylaşmak istiyorum. Sonra Data Science ve CNN, Convolution Neural Network'ler konusunda belli başlı şeyler paylaşacağım. Convolution Neural Network'ler resimler üzerinde nasıl kullanacağız, nasıl ilerletebiliriz, yapay zeka eğitimleri nasıl olur? Bu konu hakkında çok kısa belli başlı bilgiler vermek istiyorum. Daha sonralarında çok önemli Computer Vision Library'leri olan Keras, TensorFlow ve PyTorch kütüphanelerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu kütüphanelerden birazcık bahsedeceğiz. Bu nerelerde kullanılır? Bu architecture'ları nasıl yaratabiliriz? Bu layer'ları, hidden layer'ları, input değerleri, output değerleri, eğitim nasıl olabilir? Arkasında nasıl bir matematik yatıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve sonra da sürpriz bir proje koyduk arkadaşlar. Benim de biraz üzerinde çalıştığım bir proje şu anda. O projeyi de sizlerle paylaştıktan sonra görüntü işlemi kursumuzu bitireceğiz. Ama görüntü işlemi kursunu bitirmek demek hani aramızda hani bir iletişim kopukluğu olmayacak. WhatsApp grubunu hala açık bir şekilde bırakacağım. Oradan da iletişimlerimize devam edebiliriz. Belli başlı projeler yapmak istiyorsanız, yapıyorsanız buralarda her türlü size yardım etmek isterim. Herhangi bir konuda yardım isterseniz. Buraya da önden kullanılan kaynaklar konusunda bazı şeyler bıraktım. Hangi kaynakları kullandım bu slaytları hazırlarken? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. OpenStream'in dokümantasyonlarından kesinlikle bahsettim arkadaşlar. Yani bu benim ana kaynağım zaten. Sizin de büyük ihtimalle öğrenme aşamanızda ana kaynağınız olacak OpenStream dokümantasyonları. Sonra Coursera ve Udemy üzerinden resim temelleri konusunda OpenStream ile alakalı belli başlı kursları taradım, inceledim. Buradan gerekli notları alıp bu startlarda kullanmak istedim. Daha sonra towardsdatascience.com ve Medium'u biliyorsunuzdur belki. Çok güzel materyaller paylaşılıyor. Çok güzel konular da paylaşılıyor. İnsanlar bilgilerini o şekilde aktarabiliyorlar. Bu konularda çok güzel yazılar buldum arkadaşlar. Bu yazıları sizlerle birlikte, yani yazılardan aldığım bilgiler doğrultusunda sizlere bu OpenStream eğitimi gerçekleştirmek istedim. Ve son olarak da önemli konulardan bir tanesi CFC 447 Digital Image Processing adında bir ders. Ayn Shams Üniversitesi'nin verdiği bir ders. Onun slaytlarını buldum, eriştim onlara ve buradan sizlerle birlikte bunlar üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi görüntü işlemeye giriş yapmadan önce bir chat'e bakmak istiyorum. Şu an herhangi bir soru var mı arkadaşlar? Şu an sanırım bir sorumuz yok. Tamamdır. Şimdilik herhangi bir gelen kişi yok chat'ten. Tamam, şimdi o zaman bir görüntü işlemeye bir giriş konusunda sizlerle birlikte başlayalım. Görüntü işleme nedir arkadaşlar? Çok genel bir soru, biliyorum farkındayım. Yani bazınıza da saçma geliyor olabilir ama çok temel ve sorulması gereken bir soru. Görüntü işleme nedir arkadaşlar? Görüntüyü dijital hale dönüştürme ve bu görüntü üzerinde istenen sonucu elde etmek için üzerinde türlü yazılımsal oynamalar yapma işlemler bütünüdür arkadaşlar. Yani resimler üzerinde, özellikle yani dijital resimler üzerinde belli başlı işlemler yapma biçimine biz arkadaşlar görüntü işleme diyoruz. Herhangi bir resim üzerine belli başlı işlem yaparsanız bunun her türlü kavramı görüntü işlemeye girmektedir neredeyse. Görüntü işleme kaydedilmiş olan, mevcut görüntüler işlemek, yani mevcut resim ve grafikleri değiştirmek, yabancılaştırmak ya da iyileştirmek için kullanılır arkadaşlar. Belli başlı resimleri yabancılaştırmak istersiniz, daha farklı bir resim haline getirmek istersiniz. Ya da belli başlı gerçekten çok bozuk, gürültülü, noise'lu resimleriniz var, bu resimleri iyileştirmek istersiniz. Buralarda görüntü işleme kullanılmaktadır ve çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Daha sonra görüntü sinyali pek çok durumda görüntüden de etkilenebilir. Sonra düşük seviye, low level image processing dediğimiz bir konu var. Yani görüntü işleme 3 aşamadan oluşmaktadır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi low level, mid level ve high level image processing'den geçer. Düşük seviye dediğimiz low level image processing nelerden oluşur? Biz neye low level deriz? Yani low level demek sizin aklınıza şey gibi gelmesin. Hani bu çok düşük böyle ilkel çalışmalar gibi bir şey gelmesin. Sadece şey olsun, hani arkasında yatan matematiğe çok çok daha yakın bir şekilde yapılan işlemleri aslında low level deriz. Yani gittikçe hani low level language deriz ya, işlemciye daha yakın olan yazılım dillerine. Bu da low level image processing'le aynı mantık. Bu image processing'in mantalitesine yatan şeyleri biz low level image processing deriz. Yani ona yakın olan yerlere. Bu low level görüntü işlemleri genel olarak ilkel operasyonlar yapılmaktadır.
resim restorasyonu, resim sıkıştırma, resim keskinleştirme, image sharpening denir buna. Gürültü azaltmak için resim üzerinde de ön işlemler. Lovable görüntü işleminin en karakteristik özelliği input ve output'un resim yani image olmasıdır. Siz input olarak bir resim verirsiniz ve çıktı olarak da bir resim alırsınız Lovable image prosesinde. Bu sağ tarafta gördüğünüz resimde de çok fazla belki fark etmeyebilirsiniz. Ben bu saatini de paylaşacağım GitHub üzerinden. Buradan ulaşabilirsiniz ve aradaki farkı da görebilirsiniz. Burada bir image sharpening işlemleri uygulanmış filtre üzerinde. Burada biraz daha hafif bulanık gözüküyor. Ancak buradaki kulağı daha keskin bir hale bürünerek bu görüntü işlem operasyonuyla bu şekle getirmişler. Daha kaliteli bir fotoğraf haline getirmişler. Orta seviye mid-level image processing nedir? Bir de ondan bahsedelim. Artık birazcık daha uzaklaştık ama daha yenilikçi çalışmalar yapılabiliyor burada. Mid-level görüntü işlemede de artık resim üzerinde analizlere geçirmeye başlanmaktadır arkadaşlar. Yani burada neler örnek verebiliriz? Object recognition, classification dediğimiz nesne tespit algoritmaları. Objelerin tanınması onları bilgisayarda işlemeyi daha uygun hale getirir arkadaşlar. Image segmentation. Bu nedir arkadaşlar? Segmentation nedir? Bu belki biyoloji dersinde de hatırlıyorsunuzdur lise zamanında. Segmentasyon. Resim segmentesi. Yani resimleri arkadaşlar belirli bölgelere ve objelere bölme işlemidir. Yani siz elinizde bir resim var. Bu resimleri belli başlı parçalar bölerek aslında siz segmentation yapıyorsunuz. Peki bu nerelerde çok işe yarıyor? Şu sağ alt tarafta gördüğünüz resimde tam bir image segmentation örneğidir. Bakın bu resimde farklı renklere farklı cisimler bölünmüş. Bu şu an bir otonom araçta görülen bir resim parçası. Yani otonom aracın ön kamerasında bulunan ya da radarında bulunan herhangi bir sensöründe bulunan bir alet ve bu elde ettiği resmi bize çıktı olarak böyle bir resim veriyor. Gördüğünüz gibi bu arada Zoom meeting 10 dakika içerisinde bitecek diyor. Bunu arttırabiliyor muyuz acaba? Melih, bu konu hakkında bir bilgin var mı senin? Abi ya tekrar link atılır. Premium değilse bazen aynı linki döndürüyor da. Uzatmak için şu an para vermek gerekiyor. Yani premium'a geçmek lazım. Tamamdır. Ben bahsedeceğim ondan sonra şey yaparım ben. Devam ederiz. Zaten ben birisiyle konuşmayı yeniden belki link atarım en kötü. Onu bir çözüm yolunu şey yaparız. Kusura bakmayın bu arada. Hani ilk kez böyle bir meeting düzenlediğimden dolayı ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. İlerleyen haftalarda böyle bir soruna karşılaşmayacak. O konuda bir sıkıntınız olmasın. Bu şekilde orta seviye mid-level image processing'de de bu şekilde çalışmalar yapılmaktadır. Orta seviye görüntü işlemede input genel olarak bir resimdir. Ancak output'lar resimlerden çıkarılan özelliklerdir. Yani şekiller, köşeler, nesne isimleri ya da direkt nesnelerdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın insanı kırmızıya boyamış ya da yol farklı bir renkte. Ağaçlar, yeşillik alanlar, binalar farklı bir renkte. Bu image segmentation temellerinden bir tanesidir ve mid-level image processing'de de bunlar uygulanmaktadır. Yani output olarak direkt resim değil, resim üzerine işlenmiş çıktılar verilmektedir. İleri seviye high level image processing'de de neler olmaktadır? Ona bir bakalım. High level image processing'de artık işler birazcık daha farklı hale gelmektedir arkadaşlar. İleri seviye görüntü işlemede de resim analizindeki image analysis gibi tespit edilen objelerden anlam çıkarmak ve bunlara bilişsel fonksiyonlar eklemek. Artık biz etrafı gördük, bazı şeyleri algıladık. Artık biz makineye bu konuyla alakalı bir şeyler çıkarmasını beklemek istiyoruz. Hani bir beklentimiz var. Baktığı şeylerden bir anlam çıkarmasını istiyoruz artık. High level image processing'de de bu şekilde işlemektedir. Yani bunlardan bir tanesi ortamı anlama. Sign understanding dediğimiz bir konu. Yani resim ya da videoyu veriyorsunuz. Bu videoya göre bakıyor bunu, inceliyor videoyu ve bu videoya göre belli başlı anlamlar çıkıyor. Burada şunlar vardı, şunlar vardı. O zaman bunlar da olabilir tarzında anlamlar çıkarabiliyor. Otonom sürüş, otonom sınavı geçtiğinde sağ altta gördüğünüz gibi belli başlı çalışmalar yapılabiliyor. Aynı zamanda resim yorumlama, betimleme konusunda da belli başlı çalışmalar yapılıyor. Yani normal kitap okursunuz, güzel bir betimleme bir şey olur. Aynısını artık makinelerde yapılabilecek bir konuma gelebiliriz bu high level image processinglerle. Bir video verirsiniz, o videoyu anlar ve o videoyu betimleyebilecek bir konuma gelinebilir artık. Evet, premium değil bu arada
Sonradan gördüm, kusura bakmayın. Tamamdır, ben onu halledeceğim. Bu şekilde High Level Image Processing. Şimdi peki bu resim, görüntü işleme nerelerde kullanılır? Birazcık daha içeri dalalım. Görüntü işleme kullanımında çok çok fazla alan bulunmaktadır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi görüntü iyileştirme. Kalitesiz olan fotoğrafları kaliteli bir hale getirebilirsiniz görüntü işleme sayesinde. Sağlık sektöründe çok fazla kullanılmaktadır. Uydu görüntüleri üzerinden nüfus yoğunluğu, çevre kirliliği gibi çevresel durumların tespiti. Hava gözlem ve tahmin. Güvenlik sistemleri. Kriminal laboratuvarlar ve uzaktan algılama sistemleri arkadaşlar. Yani çok fazla alanda kullanılır. Bunlar sadece birkaçı. Yani %5'i bile değildir belki yani kullanım alanları konusunda. Burada sağlık sektörü çok önemli bir konuma sahip. Ayrıca görüntü iyileştirme de çok önemli. Hani sol altta gördüğünüz resimde gördüğünüz gibi blurlu bir resim verebilirsiniz resme. Ve bu blurlu resmi belirli başlı maskeleme yöntemleriyle piksel işlemleri sayesinde ve belirli başlı fonksiyonlar aracılığıyla da siz output olarak bu tarz kaliteli resimler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yani görüntü işleminin temel faydalarından bir tanesi budur. Zaten bunu birçok uygulama yapmaktadır otomatik bir şekilde ve bunun altında görüntü işleme yapmaktadır. Aynı zamanda object recognition, etrafa bir kamera koyduğunuzda orada insan, araba, yaya geçidi ya da mağaza birçok şeyi algılayabilecek kapasiteye sahip olabilir arkadaşlar. Görüntü işleme teknikleri sayesinde makine. Gördüğünüz gibi sağlık sektöründe nerelerde kullanılır? Birazcık da ona bakalım. Sol tarafta gördüğünüz resimde beyin tomografisi çekilmiş bir insanın yapısını incelerken etrafı tümör var mı? Hasarlı bir hücre var mı? Ne tarz hücreler var? Boyu, eni, kalınlığı, kaç mikron? Bunları görüntüleme amacıyla dijital resimleri arkadaşlar görüntü işleme teknikleriyle bu şekilde belirleyebiliyoruz. Sağlık alanında da çok fazla kullanım alanı vardır. Hatta sağlık sektörü görüntü işleme konusunda apayrı dallar vardır. Bu konularla ilgilenen insanlar da vardır arkadaşlar dünyada. Peki biraz daha mekaniksel olaylara gelelim. Belli başlı parçalar oluşturuyorsunuz. SolidWorks, AutoCAD gibi program kullanan insanlar var. Ya da bir parçanın gerekli bilgilerini almak istiyorsunuz bir kamera boyuyla. Ama ince işler yapmak istiyorsunuz. Bu endüstriyel anlamda çok önemli işler. Mikronlar oynuyor yani endüstride. Bunları da artık derinlik kameraları sayesinde arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz gibi belli başlı şeylerin yarı çapları, çaplarını, enlerini, boylarını mikron şeklinde tahmin ederek görüntü işleme yöntemleri sayesinde istenilen bilgiler size ulaşabiliyor ve buna göre üretimler, parça üretimleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yüz tespitinde özellikle çok kullanılabilen yerlerden bir tanesi. Yüz tespitinde sizin duygularınızı dahi görebilecek uygulamalar bulunmaktadır. Yüz tespiti o yönden arkadaşlar gerçekten çok önemli. Gerçekten hani ileriki zamanlarda şu an şu şeylerde bile kullanılabileceğini düşünüyorum. Hatta var, bir şirketle konuşmuştum, şimdi şirketin adını vermeyeyim. Stadyumlarda ya da çok kalabalık ortamlarda özel kameralar konup bu kameralarla birlikte yüz tespitleri yapılıp bu insanlar kim olduğunu, kimliklerine dahil kimler olabileceğini tahmin edebilen yazılımlar geliştirmeye çalışan firmalar var arkadaşlar. Yani yüzümüzü alacaklar ve yani diyecekler ki bu işte benim yüzümü görecek yer Evren Çetin Kaya, şurada okuyor, TC kimlik numarası bu, şunları yapıyor, herhangi bir sağlıkçısı var mı yok, hani bu tarz şeylerle uygulamalar ileride gelebileceğini ben düşünüyorum açıkçası arkadaşlar bu şekilde. Daha sonrasında herkesin de bildiği artık otonom araçlar. Otonom araçlar sayesinde artık insanları, herhangi bir cisimleri kavrayıp araçlar, nesne tespit algoritmaları sayesinde araç orada durup ona göre belli başlı davranışlar sergileyebilir arkadaşlar. Belli başlı sensörler aracılığıyla da. Peki kimler kullanıyor arkadaşlar? Burada hani hiç de yabancı olmayacağınız birçok marka görüntü işleme teknikleri kesinlikle kullanmaktadır. Ve hatta bazılarının kullandığı görüntü işleme çalışmaları da açık kaynaklıdır. Yani bunları internetten bakarak da görebilirsiniz. Tesla, otonom araçlarında görüntü işleme kullanıyor. Radarlarla birlikte engel algılayabiliyor. Üzerindeki kameralarla birlikte nerelerde engel olup olmadığını ya da insanlar otonom bir sürüş yaparken ileride engellerin olup olmadığını bu şekilde çok rahat bir şekilde fark edebiliyor. NASA, ay yüzeyinde ya da herhangi bir gezegen yüzeyindeki şeyleri, türleri, çeşitleri belirlemek amacıyla
kullanılabiliyor. NASA bu görüntü işleme çalışmalarını kullanabiliyor. Tarihçi sizinle de tarihçi kısmını zaten bahsedeceğim bu konuda. Instagram, resim filtreleme konusunda birçok resim çalışmaları üzerinde zaten görüntü işleme kullanmaktadır. Bu tarz piksel işlemleri kesinlikle maskeleme, filtreleme işlemleri yapmakta. Snapchat, keza ile Google yaptığı gözlüklerde, yapacağı ve yaptığı otonom araçlarda bu tarz çalışmalar yapmakta. Boston Dynamics, biraz daha robotik alanında bahsetmek gerekirse Boston Dynamics'e de çok güzel görüntü işleme teknikleri kullanılmakta. Kendi şeylerimizden de bahsettik, gerekirse markalardan Baykar, Ford gibi belli başlı yerler. Birçok gömülü sistemin de ve robotun da bulunduğu şeyler. Teşekkür ederim Salih Bora. Bir dakikamız kalmış. Hızlı hızlı toparlayıp küçük bir 5-10 dakikalık bir ara veririz. Ben o sırada yeni bir oturum açarım. Oturumda da yine atarım WhatsApp üzerinden. Oradan katılırsınız arkadaşlar. Hemen devam edeyim. Boston Dynamics'te bu konular üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bir dakika daha önce. Tarihçeli de şu şekilde dijital görüntüleme alanında ilk çalışmalardan biri 1920'lerin başında gazetelerde basıldı. Yani ilk dijital resimler çıktıları gazetelerde basılmaya başlandı. Ve bu resmi de ben bir yerden aldım. İlk dijital imajlardan bir tanesi. İlk dijital resimlerden bir tanesi bu. Ve gazeteye basılmış 1920'lerin başında. Daha sonralarında endüstride nasıl kullanılıyor peki bunlar? Kablolu resim iletim hizmetleri bulunmaktaydı. Bartlett Cable Picture Transmission System diye adına verilen bir sistem kurulmuş ve kablolu resim iletim hizmetleri bu şekilde ilerlemekteydi. Peki bunlar nedir? Bir yani açıklayayım isterseniz. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz Amerika'da da keşfedilmiş o zamanlarda çoktan tabii ki. Bu aralarda resim konusunda haberleşmek istiyordu. Ne kadar telgraflar da bir şekilde haberleşse Avrupa'yla Amerika ya da Asya Amerika'ya da yani herhangi kıtalar arasında arada deniz olduğundan dolayı bu iletişime sıkıntılar çıkabiliyordu. Bundan ötürü resim iletimleri konusunda Londra'dan New York'a arkadaşlar resimler deniz altına döşenen kablolar aracılığıyla iletiliyormuş. Çok enteresan bir konu. Yani aşağıya belli başlı özel kablolar çekiliyor ve resimler bu şekilde iletiliyor. Yani peki bunlar nasıl iletiliyor? Direkt resim verdiğinde kablodan geçip resim Amerika'dan mı çıkıyor? Yani öyle bir şey var mı? Tabii ki de öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu resimlerin hepsinin belli bir formata gelmesi gerekiyor ki o kablodan hızlıca bir şekilde geçebilsin ve ardından o Amerika'ya ya da Amerika'dan yolu Londra'ya düzgün bir şekilde o resim çıkabilsin. Bunun için de belli başlı kodlamalar yapılması gerekiyordu ve burada da arkadaşlar işin içine görüntü işleme girdi. Görüntü işleme buralarda artık başlamıştı arkadaşlar. Resimlerin kablolu iletim için kodlanması gerekiyor ve kodluyorlar. O zaman ben bilmiyorum bir sistem, binary sistem var mıydı, bir araştırmam gerekiyor. Vardır herhalde, bilmiyorum. Daha sonrasında belli başlı bir sistem şeklinde kodlanıyor. Kablodan geçiliyor ve ulaştığı yerde yeniden reconstruct ediliyor. Yani o şifreleme yöntemiyle birlikte yeniden reconstruct edilip artık resim haline, eski haline getiriliyor arkadaşlar. Ve bu şekilde telgraflara ulaştırılabiliyordu. 1920'lerin sonlarına doğru da Bartlett Cable Picture sistemin gelişmesiyle artık gelişmiş dijital resimler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Sağ altta göreceğiniz gibi gelişmiş dijital resimler de burada bulunmakta. Daha sonra tarihçisine devam etmek gerekirse 60'larda artık bilgisayar teknolojisi gelişiyor ve diyorlar ki artık biz buna uzay sektöründe de dijital resim işleme tekniklerini kullanalım. Yeni kişiler geliyor. Ve senin bilgisayarda bir tane iletsin sana kodu. Zip olarak. Efendim? Alperen şey yapamadım. Anlayamadım. Yok, bir şey değiştirmiyordum. Ha, tamam, bana demiyor galiba. Neyse devam edelim. 60'larda ise bilgisayar teknolojisi gelişmesiyle uzay sektöründe dijital resim işleme teknikleri arkadaşlar kullanılmaya başlanıyor. 64'te Ranger 7 isimli uzay aracı ayı iniş yapmadan önce ay yüzeyini resmi çekerek dünyaya yollamaya başarıyor arkadaşlar. Büyük bir başarı yani uzay alanında ve resim ilk resimde arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz bu ayın bir yüzeyinin resmidir. Yani ne yapılıyor bu sefer? Kablosuz bir şekilde resim gene dijital resim çekiliyor. Belli bir şekilde kodlanıp dünyaya geri getiriliyor ve dünyada yeniden reconstruct edilip arkadaşlar bize ayın resmi başarılı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Daha sonrasında bu işlemler
gelişip farklı amaçlarda kullanıyor ve Apollo'da inişlerinde bu teknikler kullanarak resimler dünyaya yollanmaya başlanıyor arkadaşlar. Yani biz uzayda dijital resimleri artık almaya başlıyoruz ve artık daha yakından gezegenleri görebilme olanağını elde edebiliyoruz. 1970'lerde ise dijital görüntüler tıp alanına da girmeye başlıyor arkadaşlar. 70'lerde bu biraz da sağlık alanına girmeye başlıyor. 1979'da Sir Godfrey Hounsfield ve Alan McCormick Computerized Axial Tomography, CAT dediğimiz, belki CAT dersek daha size tanıdık olabilir. CAT dediğimiz teknolojiyi kullanarak tomografiyi buluyorlar. Dijital görüntüleme alanındaki çok önemli bir çalışmadır arkadaşlar. CAT'in bulunması, yani CAT teknolojisi kullanarak tomografinin bulunması ve bu buluş onlara Nobel ödülünü getiriyor arkadaşlar. Yani ne kadar bir önemli bir buluş olduğunu zaten aldığı ödülden de yansıtıyor yani. 1980'den günümüze kadar da görüntü işleme neredeyse her alanda hayatımıza girmeye başarıyor arkadaşlar. Görüntü işleme peki nasıl yapılıyor arkadaşlar? Bunları nasıl ilerletebiliyoruz? Hani hadi çok güzel şu an şeyinden bahsettik, teorisinden bahsettik. Peki bu görüntü işlemeyi biz ne kullanarak yapabiliriz arkadaşlar? Bunun için arkadaşlar günümüze kadar gelişmiş birçok yazılımsal araç bulunmaktadır arkadaşlar. Ve bunların başında da hiç şüphesiz ki MATLAB gelmektedir. MATLAB arkadaşlar mühendislik uygulamalarında pek çok farklı alanda kullanılan, sadece görüntü işlemi değil arkadaşlar, çok farklı alanlarda kullanılan bir programdır MATLAB. Bünyesinde temel görüntü işleme fonksiyonlarına da ayrıca sahiptir. Kapsam olarak direkt görüntü işleme yazılımı olmaması sebebiyle görüntü işleme konusunda çok da fazla kapsamlı değildir. Ama dediğim gibi çok geniş bir yer aldığından dolayı, kapsamından dolayı MATLAB önemli bir araçtır bizim için. Zaten siz de ilerleyen dönemlerde başka bölümlerdeysiniz bilgisayar mühendisliği dışında, MATLAB görebilme ihtimaliniz de zaten çok yüksek arkadaşlar. Ya da hatta görmüş bile olabilirsiniz yani. Helcom var görüntü işleme için. Makine görmesi odaklı bir ticari bir yazılımdır arkadaşlar. Bu içerisinde bulunan hazır fonksiyonlarla kolayca projelerde gerçekleştirilebiliyor arkadaşlar. Fiji var. Bu Fiji de daha çok neyle tanınıyor? Java tabanlı olmasıyla tanınıyor. Java platformunda geliştirilmiş açık kaynaklı kodlu bir görüntü işleme kütüphanesidir. Bilimsel görüntü analizi için geliştirilen bir kütüphanedir kendisi. Aynı zamanda genetik hücre biyolojisi, nörobilim yani tıp alanında da alanlar içinde özelleştirilmiş fonksiyonları da bulunmaktadır. Hani özel bir alanı da var bu Fiji kütüphanesinin. Bu tarz hızlı algoritmalara da sahip kendisi. Ve daha sonrasında en sonunda şundan bahsetmek istiyorum. OpenSea'di. Arkadaşlar OpenSea'yi yani günümüzde görüntü işleme çalışmalarında en aktif kullanılan kütüphanelerden başında gelmektedir. Yani kapışır, ilk sırayı kapışır diyelim. İçerisinde birçok hazır fonksiyon bulundurması sebebiyle yok, herhangi bir rahatsızlık falan vermedi, hiç sıkıntı yok. Estağfurullah. İçerisinde birçok hazır fonksiyon bulundurması sebebiyle hızlı bir şekilde proje gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar OpenCV ile birlikte. Aynı zamanda bu OpenCV'nin C++, Java, Python, C# gibi farklı programlama dilleri içerisinde kullanılabilmesi en büyük avantajlarından bir tanesi. Çünkü bu saydığım 4 programlama dilde dünyada şu an çok en popüler programlama dillerinden 4'üdür arkadaşlar. Yani o yüzden çok önemli bu. Aynı zamanda açık kaynak kodluluk tamamen de ücretsizdir arkadaşlar. Her türlü dokümantasyon bulunmakta. Onları da zaten birlikte inceleyeceğiz sizlerle. Daha sonra yani C++, Java, Python gibi yerlerde yazılması çok büyük bir avantajdır. Biraz daha içine dalalım işin içine. OpenSea bilgisayara göre Computer Vision kütüphanesi, açık kaynaklı tamamen ücretsiz dokümantasyonu var demiştim zaten. İlk olarak Intel tarafından geliştirmeye başlanmıştır arkadaşlar. Intel'de de mikro işlemcilerin özellikle atası diyebiliriz belki. Daha sonralarında Willow Garage ve ITZYS, Intel tarafından daha sonra satın alan bir şirket ITZYS bu arada, geliştirme çalışmalarına devam etmiştir. Yani bir şekilde hala günümüzde de geliştirmeye devam ediyor. Hala da versiyonları, yeni versiyonlar çıkmaya başlıyor herhalde. En son 4.5.0 çıktı tam olarak, hatırlamıyorum yani. Ama 4'lü bir türeviydi. OpenCV C++ ile yazılıyor başta. Hani ilk başta C++ için çıkarılan bir şeydi, kütüphaneydi. C++ tabanlı. O yüzden birinci arayüzü her zaman C++'tır arkadaşlar OpenCV'nin. Yani bu yüzden daha fazla fonksiyonu aslında C++ kütüphanesinde görebilirsiniz OpenCV'nin. Bu yüzden yeni geliştirilen algoritmalar ve fonksiyonlar
C++ arayüzüne eklenmektedir. Daha sonra C için bir arayüz bulunmakta, ancak C++'a göre daha kısıtlı olmaktadır bu. Yani C++'a göre daha kısıtlı fonksiyonları mevcuttur arkadaşlar. Bir chat var şurada. Bu kursta ne kullanacağız? Bu kursta arkadaşlar biz Python kullanacağız. Python'ı OpenStreet kütüphanesiyle birlikte kullanacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Hem yalın bir dil, daha yalın bir dil C++'a göre Python. Hem daha iyi bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Daha sade parametreleri var. Hani bir fonksiyon yapmak isterseniz. O yüzden Python kullanacağız. Sorularımız zaten Python, Java gibi diller içinde arayüzler geliştirilmeye başlanıyor arkadaşlar. Python ve C++ bu konuda zaten en ünlü, en popüler yazılım dilleri olarak sayılabilir OpenCV için. Daha sonra da genç kitlelere de ulaşmak için belli başlı Ruby, Haskell, C# gibi diller içinde wrapper'lar geliştirmişti. Yani wrapper dedim, yani versiyonları geliştirmiştir. Yani kısa, tam kapsamlı bir versiyon değil, birazcık daha wrapper dediğimiz kısa küçük şeyler geliştirilmiştir arkadaşlar. Daha sonra dokümantasyonlarına bakıyoruz arkadaşlar. OpenCV için aradığınız birçok şey, bakıyorum chat'ten şeye, C++'ın Python'a göre performans farkı var mıdır? Vardır. Kesinlikle vardır. Yani C++ genel olarak Python'a göre birazcık daha algoritmaları hızlı çalışabilen bir dil. O yüzden bir algoritma konusunda belli başlı şeyler yapmak isterseniz C++ o konuda daha az. Ama Python'da hani çok öyle yavaş diyemem. Ama bu kursta bizim için Python uygun bir dil olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz çok fazla öyle computational cost'u arttıracak çok yüksek şeylerle uğraşmayacağız. Bundan dolayı Python'ı kullanmak daha mantıklı şu an. Ve öğrenmek amacıyla da daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü C++ için farklı şeyler de öğrenmek gerekebiliyor yani. Object oriented programming falan yazmak için. Peki Rover'da hangi dil kullanılıyor? Rover'da genel olarak Python ve C++ kullanılıyor. İkisi de kullanılıyor. Ama görüntü işleme için Python. Ama C++'da gerektiği zamanlarda kullanılabiliyor. O tamamen karşılaştığımız probleme göre değişmektedir arkadaşlar. Ama robot kod için ne bileyim, alt eksen robot kod, ters kinematik problemi yapacaksın. Belli bir şekilde şey yapmak istiyorsun, C++ yazmak daha iyidir. Yani hani Rover'da oturum o kısımda C++ kullanmak tercih ediliyor. Şimdi OpenCV dokümantasyonlarını birazcık size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle slide'ı kapatayım. Şöyle OpenCV dokümantasyonlarını linkini atmıştım zaten buraya. Ne oluyor ya? Bir şeyler oldu ama zaten şu an işimiz kalmadı. Şöyle bir bakalım. OpenCV doc diyelim. Bir dakika. Niye açılmıyor? Şimdi açılıyor. Çok pardon. İnternet yavaş sanırım biraz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Evet, internet biraz yavaş büyük ihtimal. Nedense gitti, çok bir o konu hakkında bir fikrim yok. Evet, şimdi OpenCV hakkında online dokümantasyonları vardı. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. OpenCV dokümantasyonlarının şimdi bu açılacak ama biz bunu çok fazla beklemeyelim. Hemen atlayalım. Şimdi açıldı aslında. Şöyle 4-5-0'a tıklasak. Allah Allah. İnternet niye böyle oldu? Hiçbir şey yok. Normalde çok hızlıydım kendisini. Kusura bakmayın. Tamam. Evet. İnternet yavaş olacak. Ben önceden hazır olan açtığım bazı şeylere şey yapmak istiyorum. Göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar kurulması gerekenler. Bir dakika. Şimdi burada çıkıyor zaten.
Şimdi arkadaşlar kurulması gerekenlerden bahsedelim o zaman. Kurulması gerekenlerden bir tanesi arkadaşlar Anaconda. Biz bu Anaconda'yı kuruyoruz. Neden Anaconda'yı kuruyoruz? Anaconda'yı kurmamızın sebeplerinden bir tanesi bize virtual environment dediğimiz sanal çevreler sağlamıştır arkadaşlar. Şimdi sanal çevre nedir diyeceksiniz. Gayet o konuda haklı olduğunuzu düşünüyorum. Yani demeniz gayet doğal. Sanal çevre dediğimiz şeyler arkadaşlar. Şimdi siz belli başlı yazılımsal projeler yapmak istiyorsunuz. Bu yazılımsal projeleri yapmak için sizin belli başlı kütüphaneler yüklemeniz gerekiyor. Çünkü bu kütüphaneleri kullanmanız lazım. Siz bu kütüphaneleri kullanacaksınız ama şimdi siz aynı ortama bu kütüphaneleri yüklemek için tek bir ortamınızın olduğunu düşünün. Bu tek bir ortama bir sürü kütüphane eklediniz. Arda arda. Atıyorum 15-20 tane farklı kütüphane eklediniz ama sırf bir proje için. Tamam. Projeyi başarılı bir şekilde yaptınız. Ama daha sonralarda siz bu projeyi başka projelerde yapmak isterseniz artık hani bu kütüphaneler önceki yaptığınız 15 tane kütüphane size lazım olmayacak. Bundan ötürü siz artık başka kütüphaneler üzerine çalışmak isteyeceksiniz. Bundan ötürü sizin farklı kütüphaneler ihtiyacınız olacağından dolayı farklı kütüphaneler indireceksiniz ve bunlar üzerinde çalışmalar yapacaksınız. Ancak bazı kütüphanelerin birbiriyle çakışma olma olasılığı var. Bundan dolayı yani önceki yüklediğiniz kütüphanelerle çakışma ihtimali var. Bundan ötürü arkadaşlar sizin farklı bir virtual environment yapmanız gerekiyor ki, sınav bir ortam yapmanız gerekiyor ki siz bir projede kendi kütüphanelerinizi kullanın. Bu indirdiğiniz kütüphanelerin hepsi bu ortamda virtual environment'ta kalsın ve bu projeniz orada yapın. O proje bittikten sonra bu virtual environment'ı silin, kütüphaneler silinmiş olur. Yeni virtual environment'lar kurarak yeni projeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Anaconda'nın avantajlarının en önemli avantajlarından bir tanesi budur arkadaşlar. Peki bu Anaconda'yı nasıl yükleyebilirsiniz? Bu Anaconda'yı şu şekilde yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çok pardon. Şuradan bir bakayım. Anaconda'yı ben size linklerini de atarım zaten. Anaconda'yı kendi sitesi var. Anaconda.com diye arkadaşlar. Anaconda.com'dan individual olarak geleceksiniz. Bakın burada yazıyor zaten. Bir tane chatte bir soru var. Evet, aynen bahsettiğim şey ben. Yani virtual environment. Aynen öyle. Anaconda'yı kuracaksınız. Anaconda'yı buradan kurabilirsiniz. Windows ortamında kurabilirsiniz. O 64 bit ise bilgisayarınız 64 bitlik olanı, o 32 bit ise 32 bitlik olanı. MacOS'ta ise bilgisayarınız 64 bitleri burada. Linux'ta buradan bu şekilde tıklayarak kurabilirsiniz arkadaşlar. Çok zor bir şey değil Anaconda'yı kurmak. Haftaya bunları kurup gelirsiniz. Açıkçası çok memnun olurum arkadaşlar. Çünkü önemli şeyler bunlar. Bunun üzerine ilerleyeceğiz biz. Normal her internetine bastığınızda zaten direkt indirmeye başlayacak arkadaşlar. Boyutları da bu şekilde. Şimdi bilerek yapmıyorum. Çünkü yaparsak çok uzun sürecek. Şimdi zaten internetim yavaşladı bayağı gördüğünüz üzere. 466 megabayt yani bu yüksek megabaytlar olduklarından dolayı siz bu hafta içerisinde indirirsiniz. Haftayı da birlikte başlarız sizinle. Şimdi size şunları göstermek istiyorum. Virtual environment nasıl kurulur, nasıl yapılır? Ayrıyetten başka neler kurmamız gerekecek onları göstereceğim arkadaşlar size. Siz bu Anaconda'yı indirdikten sonra karşınıza şöyle bir şey gelecek arkadaşlar. Yükledikten sonra başarılı şekilde yüklersiniz. Anaconda Navigator diye bir şey çıkacak arkadaşlar. Bu Anaconda Navigator'a tıklayalım isterseniz. Bakın tıklıyorum. Artık böyle bir program yüklü olacak. Açılması uzun sürebilir. O konuda hiçbir probleminiz olmasın. Gayet normaldir çünkü ağır bir programdır. Yani içerisinde bir sürü şey bulunduruyor. Siz de göreceksiniz birazdan. Cloud yapısına sahiptir bu program. Yani internet tabanlı çalışıp direkt bilgileri siz internet üzerinden çekmeniz gerekir. O yüzden internete de ihtiyacınız vardır bu konuda arkadaşlar. Şimdi yükleniyor kendisi. Ayrıca bu Anaconda'nın da şeyi vardır. Dokümantasyonu vardır. Anaconda böyle bir şeydir arkadaşlar. Şimdi Anaconda'da gördüğünüz gibi birçok editör vardır. Bunlar arasında CMD.exe prompt, Jupyter.com bu şekilde belli başlı ortamlar bulunmaktadır. Burada gördüğünüz gibi VS Code da var, GlueWiz de var, RStudio da var. Biz burada Spider'ı kullanacağız arkadaşlar. Bu şekilde bunun üzerinden kodlarımızı yazacağız. Peki ben virtual environment nasıl oluşturacağım?
Şimdi arkadaşlar Anaconda Nav'ı getirdim. Gördüğünüz gibi şurada environment adına bir kısım var. Hemen chatten bir tane mesaj gelmiş. Parçan var mı? Parçan da kullanabilirsiniz. Parçan ama bildiğim kadarıyla Anaconda Navigator'da yok maalesef. Ama ekstradan Parçan indirip de Parçan üzerinden kodlar yazabilirsiniz. Orada ayrı bir şekilde bir virtual environment oluşturmanız gerekebilir. Ona da hani gerekli dokumentasyonlar varsa bulabilirsen ben grup içerisine atarım. İstersen Parçan da kullanabilirsin. Ama tavsiyem Spider, yani Spider'ın da hani belli başlı avantajları. Yani ben Parçan'ın biraz yavaş olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum ya da benim bilgisayarımda çok yavaş çalışıyor. Yeni sürümde install diye çıkıyor. Bende var ama lisans gerekli tabii ki. Evet doğru haklısın. Biz çünkü evet Anaconda içinde evet parçam yavaş aynı. Anaconda içerisinde şimdi biz indirirken individual olarak indireceğiz. Yani lisanslı bir şekilde hükmen indirmeyeceğiz. Ondan dolayı belli başlı kısımlarını kullanabileceğiz. Bunlar arasında Spider'da var ama Spider zaten bizim işimizi görecek. O yüzden çok fazla şey yapmayın. Anaconda'yı parçamla Python interpreter olarak ekleyebiliyoruz. Aynen böyle ekleyebiliyorsak süper. Yani Python interpreterlerden. Environment nasıl oluşuyor? Ben konuma geleyim. Environment da şu şekilde arkadaşlar. Ama burada environment'a tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane environment'ım var benim. Bunlardan bir tanesi base dediğimiz root environment. Yani en baştaki environment. Bu yüklerken size zaten gelecek. Bu daha sonra 3'ü benim normalde ekledim. Başka environment'lardır arkadaşlar. Bu şekilde. Atıyorum ben environment yıllık diye bir virtual environment oluşturdum. Bu normalde şu an yükleniyor. İçerisinde yüklü olan kütüphaneler burada çıkacak. Ve daha sonra böyle sıra sıra teker teker şey yapacağım. Süper. Normalde olmayan şeyler şu an başıma geliyor. Anaconda Navigator yanıt falan vermiyor. Şu an aynen devam ediyor. Aynen. Atıyorum environment yıllık. Burada yüklü olanlar, yüklü kütüphanelerin hepsini burada görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde şu an. Şu an Anaconda Navigator gitti. Ama umut diyorum ki gelecek birazdan. Bakalım. Bundan dolayı pardon. Tamam. Gelmiş. Burada gördüğünüz gibi environment ekleyebiliyorsunuz. Peki virtual environment nasıl oluşturacağız? Virtual environment'ı da şu şekilde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. En basit olanı gösteriyorum başta size. Burada gördüğünüz gibi create diye bir buton var. Bu butonu tıklıyorsunuz. Virtual environment'ın name ne olmak isterseniz evren.cv atıyorum. Sonra başka bir yolunu daha göstereceğim bu arada bu ayrıca. Örneğin bu package oluştururken, yeni bir virtual environment oluştururken Python sürümümüz ne olsun? 3.7, 3.6, 3.5, 2.7 falan. Bunları normal üzerine tıklayıp istediğinizi seçin. Ben 3.6 kullanıyorum, memnunum. Ama 3.7 de kullanabilirsiniz. Yani o size kalmış bir şey. 3.8 de kullanabilirsiniz. Sonra create'e bastığınızda arkadaşlar bazı şeyler yükleniyor. Şimdi ben basmayayım. Gene bilgisayar donar. Yükler buzun çok fazla internet yiyor ondan dolayı. Bu şekilde virtual environment kuruyorsunuz ve burada çıkıyor arkadaşlar başka şeyler. Şimdi örneğin evren deneme. Geldik buraya. Virtual environment'ımızı oluşturduk. Burada kütüphaneleri nasıl yükleyebiliriz? Hani bu önemli bir konu olabilir bizim için. Şimdi yüklememiz gereken kütüphaneler de var burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evren denemede bazı şeyler var gördüğünüz gibi. Burada installed diyor. Burada şu an yüklenenler var. Bu virtual environment'ında yüklenen kütüphaneler var. Gördüğünüz gibi gayet az. Ben burada kütüphane aramak istiyorsam kurulumlardan sonra ders olacak mı? Kurulumlardan sonra yani siz kuracaksınız bu hafta içerisinde. Ben de şey diğer hafta direkt kurulun şeyler üzerinde birlikte kodlar yazmaya başlayacağız. Yani bunları kurduktan sonra direkt ders yapmayacağız. Çünkü 19.20, 19.30 gibi dersimiz bitecek bizim şu an. 40 dakika süremiz var bu oturum için. Ondan dolayı şu an ders yapmayacağız. Kurulumları siz diğer haftaya kadar yapacaksınız. Haftaya da direkt kurduğunuz şeyler üzerinden hep birlikte kodlar yazacağız arkadaşlar. Örneğin şimdi OLA geldik. OLA'da artık bir sürü yüklemediğimiz kütüphaneler dahil birçok kütüphane çıktı. Biz buraya Search Package dediğimizde OpenCV'ye tıkladığımızda arkadaşlar biz burada OpenCV'ye gördüğünüz gibi yüklenmemiş ve 4
1.0.1 versiyonu bulunmakta. Biz bunu kendi virtual environment'ımıza yüklemek istiyoruz. Bunun üzerine tıkladığınızda gördüğünüz gibi bir işaret çıkıyor. Sonra bakın arkadaşlar, sağ altta gördüğünüz Apply butonu var. Apply butonuna tıkladığınızda artık package'lar yüklenmeye başlayacak. Ve diyor ki the following package will be modified. Şu an gerekli kütüphaneleri buluyor. Kütüphaneleri de bulduktan sonra bana diyecek ki bunları yüklemek istiyor musunuz? Ben de apply diyeceğim ve bunların hepsini teker teker yüklemeye başlayacağız arkadaşlar. Bunlar böyle, bakın böyle çıktı. Bunlar OpenSea'nin bir yanında bunlar yüklenmeye başlayacak. Ve biz apply'a tıkladığımızda artık hepsi yüklenmeye başlayacak. OpenSea kütüphanemiz başarılı bir şekilde yüklenecek arkadaşlar. Ben şu an yüklemek istemiyorum. Sonra atıyorum OpenSea yükledikten sonra arkadaşlar NumPy kütüphanesi. Öyle NumPy da çok önemli kütüphanelerden bir tanesidir. Matrisel işlemler yapmak istersiniz. Gördüğünüz gibi NumPy yazdım. NumPy'da gördüğünüz gibi burada bir tane NumPy çıktı. Array Processing for Numbers, Strings, Records and Objects 1.9.3 versiyonu var. Bunu yüklemek istiyorum. Buna tıkladım. Apply'a tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yine aynı şeyler çıkıyor. Olaylar çıkıyor. Ondan sonra Apply'a tıkladığınızda burada da yeniden artık yüklemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunlar böyle. Genel olarak şu anlık OpenSea, NumPy, bir de Matplotlib adında verilen bir kütüphane var. Bunların hepsini ben bu chat'te yazayım. OpenSea'yi. Yok, yanlış yazdım. NumPy, Matplotlib. Bu üç tane kütüphaneyi kullanacağız arkadaşlar dersler boyunca. Ondan dolayı bunların kurulmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şimdilik böyle kalsın. Dur, evet. Everyone. Aynen. OpenCV. NumPy. Matplotlib. Aynı şeyi arkadaşlar burada Matplotlib için de yapıyoruz. Matplotlib gördüğünüz gibi burada. Publication Figures in Python. Burada da arkadaşlar burada gördüğünüz gibi versiyonlarını da burada görebilirsiniz. Bunu da yapıp, bunu da yükleyip arkadaşlar artık geçebiliyoruz. Kodlamaya geçebiliriz. Ama kodlamaya geçmeden önce şu an biz neredeyiz? Evren deneme virtual environment'ındayız. Biz daha sonra home'a geliyoruz. Bakın evren deneme üzerindeyiz. Ve burada yüklü olan ya da yüklü olmayan şeyleri görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada bazı şeyler yüklü değil. Sadece şu an VS Code yüklü. Bunu çalıştırabiliriz. Siz arkadaşlar daha sonra bu Spider'ı da yüklemek durumundasınız. Bakın burada install diye çıkıyor. Ben şimdi buradan base'ime geçseydim, şimdi biraz yüklenecek yeniden, base'imdeki özellikler yüklenecek. Bu base'imde benim Spider yüklü olacaktı zaten. Ondan dolayı sizde yeni bir virtual environment oluştururken büyük ihtimal Spider sizde yüklü olmayacak. Bundan ötürü sizde yeni bir virtual environment oluşturduğunuzda mutlaka Spider'ı yüklemeyi ihmal etmeyin. Gördüğünüz gibi Spider'ı da burada görebiliyorsunuz. Ben isterseniz bunu bir çalıştırayım base'imde. Large'la çalıştırdım. Bakın arkadaşlar şimdi Spider çalışacak. Burada evet 10 dakika içerisinde de dersimiz bitecek. Ben zaten şu an göstereceklerimi gösterdim. Spider ortamında arkadaşlar burada bir kod var, onu kapatayım. Gördüğünüz gibi Spider ortamımız da budur arkadaşlar. Ya parçalama çok benzer açıkçası. Hani her türlü İşinize gelecek. Yani parçam da yükleyebilirsiniz ama şu ana konu üzerinde virtual environment oluşturup sırf o virtual environment üzerinde projeler yapacağımızdan dolayı yani bu şu an benim açıkçası biraz daha kolayıma geliyor ve sizin için de kullanışlı olabileceğini düşünüyorum bu konuda. Ondan dolayı burada işlemler yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar ben şimdi size bunu tanıtmak istiyorum. Burası text editörümüzdür. Normal burada kodlarımızı yazacağız. Burada arkadaşlar sağ alt kısmında kernelimiz vardır. Yani burada kodlarınızı çalıştıracağımız yerler vardır. Yani siz buraya gelip bir kod da yazabilirsiniz. Hello World çok basit bir şekilde. Bu normal bir şekilde çalışır arkadaşlar Python dilinde. Burada arkadaşlar gördüğünüz şey de variable'larımız var. Explorer, buna sonra geleceğim. Bir de file sistemimiz var. Örneğin arkadaşlar burada kendi file sistemimizi görebiliyorsunuz. Şimdi bu file sistemleri çok önemli olacak sizler için. Neden önemli olacak? Çünkü bunlar sizin için kod yazarken bazı şeylerin resimleri input olarak alacağınızdan dolayı input'un yollarınız çok önemli olacak. Path'iniz çok önemli olacak. Bundan ötürü bu path'i de koda doğru bir şekilde yazmanız gerektiğinden dolayı
file'ınızı buradan çok rahat bir şekilde file setinizi seçebilirsiniz. Daha kalsın bir şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca variable explorer'larımız var arkadaşlar. Atıyorum siz burada bir variable belirlediniz. A eşittir 2, işte B eşittir 3, ondan sonra result eşittir A artı B, print result dersiniz arkadaşlar. Örneğin burada arkadaşlar hani kodunuz 5 olarak çalışacak. Aynı zamanda ne oldu arkadaşlar? Bakın kodu çalıştıktan sonra burada A gibi bir variable, B variable ve result variable'ın olduğunu, bunların size'ların integer olduğunu, type'ların integer olduğunu ve ayrıca size'larının da bir olduğunu, yani tek dimension'ları bir tane şey olduklarından dolayı burada görebilirsiniz arkadaşlar. Ve değerleri de burada 2, 3 ve 5 olarak görebilirsiniz. Örneğin şöyle bir şey yapalım. Bir array yapalım. My array diyelim. Bunun içerisine işte böyle boş bir yerimiz olsun. For i in range 5 olsun. Örneğin. Ondan sonra işte my array.append 12 ekleyelim atıyorum. Ya da i artı 1 ekleyelim. Sonra print my array diyelim. Yani şu an çok basit işlemler yapıyorum. Sadece görmeniz amacıyla editörü. Buradan kodu çalıştırıyoruz. Bakın array'in burada çıktısını verdi. 1, 2, 3, 4, 5 olarak. Ardından ne oldu arkadaşlar? Bu my array'imi de ayrıyetten bir variable olarak tanımladım. Ve gördüğünüz gibi my array'imde list olarak tanımladı. Size'ını 5 olarak yaptı. Ve values'unu burada 1, 2, 3, 4, 5 gibi gösterdi. O yüzden bu arkadaşlar kod yazımı sırasında atıyorum parça parça kod yazmak istersiniz. Böyle parça parça kodları sellere ayırmak istersiniz kodları. İşte buraya belli başlı şeyler yazarsınız ya da başka şeyler yaparsınız. Kodları parça parça çalıştırırken bu variable'lara da bakarak variable'larını burada çok rahat bir şekilde görerek burada çok güzel işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden hani kullanımı kolay, rahat, görüntü işleme konusunda da bize yararı olacağını düşünmekteyim arkadaşlar. Şu an bu şekilde. Daha sonra buradan neler bakabilirsiniz? Benim bu üstümde şey olduğundan dolayı ben bu üst tarafa çok fazla gerek yaptım. Tamam, aşağı ineyim. Tamam. Bu üst tarafa da biraz bakalım. Burada arkadaşlar normal dosyaları açabilirsiniz. Bu arada bunu kaydedeyim. Kaydetmek için hangi pet çıkacak? Kaydetmeyin. Güzel. Herhangi bir dosya açabilirsiniz. Kaydedebilirsiniz. Burada run file diyebilirsiniz. Run current cell, yani şu böyle seller oluşturabilirsiniz örneğin arkadaşlar. Kare ve %100'de bu tarz böyle seller oluşturabilirsiniz. Burada ayrı ayrı kodları yazıp böyle bunları teker teker çalıştırabilirsiniz. Bunu böyle ayrı ayrı çalıştırabilirsiniz. Kodlama açısından çok yararı var arkadaşlar bunların. Ondan sonra bu debug modları var arkadaşlar. Burada debug ve sıra sıra yapabilirsiniz. Step step gider. Devam edersiniz. Debugging'i durdurabilirsiniz. Bu arada bunu arka planı böyle size siyah yapmak isterseniz burada tools'larda preferences'lar var. Bu preferences'lardan appearance'dan bunları değiştirebilirsiniz burada. İşte plain text'imiz var. Burada text'i değiştirebiliyorsunuz. Spider duck var örneğin. Bakın solarized atıyorum böyle bir renk oluyor. Ya da ne bileyim obsidian böyle. Hani burada çeşitli şeyler var. Buralarda değiştirip arka planını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an böyle, bir de şunu söyleyeyim. Şimdi siz kütüphanenizin düzgün bir şekilde yüklenip yüklenmediğini nasıl görebilirsiniz? Şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Siz buraya kendine şöyle bir şey deneyebilirsiniz. Açtınız Spider'ı. Hangi virtual environment'ı? Kendi kurduğunuz virtual environment'ı açtınız. 3 soru gelmiş. Bakalım. Neden notebook kullanmıyoruz? Neden notebook kullanmıyoruz? Çünkü Jupyter notebook'larda şöyle bahsedeyim. Yani bu tarz avantajları yok. Hani burada şu an 3 tane ekran açık, farklı ekran. Buralardan çok rahat bir şekilde variable'ların ne olduğunu, nasıl işlemler yapıldığını ve ayrıca kendini görebiliyoruz. İşte dosya dizisini görebiliyoruz. Yani notebook'un sağladığı gibi hani atıyorum sel çalıştırmak için, böyle satır satır çalıştırmak için kendimiz de böyle hani sel de yapabiliyoruz. Hani istediğin gibi hani notebook da kullanabilirsin istersen. O şekilde ilerleyebilirsin. Zaten hatta Anaconda'da da
Jupyter Notebook bulunmakta. Yani Jupyter Notebook'u da buradan çalıştırabiliriz. Diğer soru, daha sonradan bize lazım olacak diğer kütüphaneleri de söyleyebilir misiniz? Sonradan tekrardan kullanmamıza gerek kalmasın. Arkadaşlar şu anlık şu 3 tane kütüphane sizin için yeterli olacak büyük ihtimal. Hatta şey yapacağım, ben slide'ı da paylaşacağım. GitHub'a koyacağım slide'ı. Paylaştığımda da size söylerim. Oradan şey yaparız. Orada zaten yazar 3 tane kütüphanede. Buradan birlikte şey yapabiliriz, ilerleyebiliriz. 3 tane kütüphane ama OpenCV, NumPy, Matplotlib şu an bizim için yeterli arkadaşlar. Ya şu an ileride ben tam olarak kestiremiyorum. Şimdi ilk 2 haftanın slaytını hazırladım. 3. haftayı da yarın başlayacağım slaytını hazırlamaya. Kodlarını falan da yazacağım. Ondan dolayı şimdi diğer başka hangi kütüphaneleri kullanırız? O konuda şu an hani anlık gelişen bir şey olabilir. Ondan dolayı şu anlık 3 tane kütüphane, ana kütüphanemiz kesin bunlar olacak. Hani şu an bunları kullanırsan diğer önümüzdeki 2-3 haftada bunlarla idare edebiliriz bence. Sel özelliği genel olarak Python özelliği mi yoksa Spider özelliği mi? Sel özelliğini Spider'da yapabilirsin. Yani şey, bu Python özelliği, bu editörlerin bir özelliği arkadaşlar. Yani bunu Sartre olarak çalıştırmak. Hani Python'da böyle bir şey, komut genel olarak bulunmamaktır bildiğim kadarıyla. Bu Sartre yapmaları hani Spider, PyCharm gibi belli başlı yerlerde şey yapabilirsin. Yapabilirsin. Hepsinin farklı şeyleri var. Komutları var bildiğim kadarıyla. Yani buranın da budur büyük ihtimal. Bakıyorum one min message. Qt konsol özelliği olması lazım interaktif konsol. Aynen. Aynen katılıyorum. Valla o şekilde. Şey bu kütüphanelerin yüklenip yüklenmediğini nasıl anlayabiliriz arkadaşlar? Bir de ona bakalım isterseniz. Hani siz belki ile kontrol etmek istersiniz. Büyük ihtimal kontrol etmek isteyeceksiniz. O virtual kurduğunuz, virtual, yarattığınız virtual environment'ta da kütüphaneleri yükledikten sonra Spider'ı açın. Ya normal bir Python'da açabilirsiniz. Hani dosyası Spider üzerinden sağ altta kernel diyoruz biz buraya. Bu kernel üzerinden arkadaşlar import CV2 değil. Atıyorum OpenCV kütüphanesi çağırmaya çalışın. Eğer hata alırsınız no model found CV2 diye bir hata alırsınız özellikle. Büyük ihtimal kütüphanenin sizin düzgün bir şekilde yüklenmemiş demektir. Bu kütüphaneyi yeniden düzgün bir şekilde yüklemeniz gerekmektedir. Yani bu konuda gruba da yazabilirsiniz. Grupta şey yapabiliriz. Bakın import CV2 herhangi bir hata almadım. Hemen başka bir satıra geçti. Atıyorum import numpy as mp diyorum. Normal. Bakın herhangi bir hata almadım. İşte import matplotlib.pyplot as plt dediğimizde de bakın tıkladım. Herhangi bir hata almadım. Bunları bu şekilde kütüphanelerin düzgün yüklenip yüklenmediğini bu şekilde arkadaşlar görebilirsiniz. Bir dakikadan az bir zaman kalmış. Bundan sonra da WhatsApp'tan devam edeceğiz. Bu arada katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta güzel kodlama işlemleri yapacağız hep birlikte. Umarım çok faydalı olur sizin için de. Çok zevkli geçeceğini düşünüyorum. Hepinize şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Bir sorunuz varsa hemen alayım. Çünkü bir dakikadan az zamanımız kalmış. Onu hemen şey yapın. Rica ederim her zaman. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar ve dersinize de başarılar dilerim. Mutlaka sorularınızı yazın. Bekliyorum.